Herkese merhabalar dostlar. 2024-2025 kış sezonu gümbür gümbür geliyor. Anadolu'da yazlı gecelerin sık yaşandığı, deniz etkisi kar sağanaklarının damga vurduğu ve İstanbul'un da özlediği örtülük kar yağışına kavuşacağı bir kış geliyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Videonun sonunda haritalı tahminim var. Ayrıca 500 beğeni gelirse yeni bir analiz videosu daha gelecek. Hadi o zaman detaylara başlayalım. La Nina kışına doğru ilerliyoruz. La Nina'nın hakim olduğu 2012, 2017, 2008 ve 2022 kışları ülkemizde oldukça bereketli ve soğuk geçmişti. Özellikle hafızalara kazınan kar fırtınaları bu kışlarda yaşandı. Önümüzdeki kış sezonunda %75 ihtimalle La Nina bekleniyor. Böylece ekranda görmüş olduğunuz görselliğiyle harikalar yaratan ve huzur veren kar yağışlarını bu sene yaşayabiliriz. Ayrıca La Nina'nın hakim olduğu kışlarda Sibirya'da aktifse gerçekten tadından yenmez. Ülkemiz Sibirya ve La Nina işbirliğiyle güçlü soğuk hava dalgalarının etkisi altında kalmıştı. Sibirya'daki kar örtüsü hızlıca genişliyor ve son 3 yıla nazaran daha geniş kapsama alanına sahip bir kar örtüsü var. Bu durum Sibirya soğuklarının kışın ülkemize ziyaret etme ihtimalini bir hayli güçlendiriyor. Bir sevindiren haber de okyanus ötesinden geldi dostlar. ABD'li hava tahmin modeli AccuWeather, ABD'nin doğusunda kurak ve ılık bir kış bekliyor. ABD'nin doğusunun pasif kaldığı bir dönemeçte genellikle Avrupa'da hareketli bir kış sezonları yaşanmış ve kutuptaki soğuk akışı Avrupa'ya doğru kaymıştı. Bu detay da bizim lehimize işliyor. Öte yandan QBO salınımı da batılı fazla seyredecek. Bu durumda geçtiğimiz yıllara mukayese yapıldığında Akdeniz'in ortalamalara göre kurak, Karadeniz'in bol yağışı geçirdiği bir kış sezonu yaşanmış. Ayrıca sıcaklıklarda ülke genelinde normallerin üzerinde veya ortalamaya yakın seyretmiş. QBO salınımının bize etkilerini halk diliyle size paylaşmak istedim. Sıcak denizlere sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz ortalamaların üzerinde seyrediyor. Kışın gelecek soğuk salınımlar sıcak denize karşılaştığında iki farklı hava yapısının arasındaki muazzam sıcaklık farkı ekstrem yağışlara sebep olabilir. Deniz etkisi kar sağanakları Karadeniz ve Marmara'da bu yıl daha etkili olabilir. Ayrıca 11 yıl önce Galatasaray-Juventus maçında yaşanan Grapel yağışı da bu sene sık görülebilir. Kuzey Atlantik'teki okyanus sıcaklığı bizim için çok önemli. Eğer ortalamaların çok üzerinde olsaydı hırçın bir İzlanda alçak basıncı olurdu ve ne Sibirya ne de Azor İzlanda'yla baş edebilirdi. Ülkemiz çok durgun bir kış yaşayabilirdi. Neyse ki bu sene böyle bir durum söz konusu değil. Atlantik Okyanusu'nda yerel çapta soğuk akıntılar da İzlanda dinamik alçak basıncının gücünü nispeten kırıyor. Modelleri sık sık takip edenlere iki farklı sinoptik görünümü dostlar paylaşmak istiyorum. Bu kış Sibirya kökenli güçlü soğuk hava ve karlı sistemler alabiliriz ve videonun başında da bahsetmiştim. Beklediğim sinoptik görünümlerde ekranda gördüğünüz şekilde, yani bu sene Sibirya'nın aktif olduğu, daha fazla karlı sistemlerin Kırım üzerinden ineceği, tabi Balkan sistemlerinde ön planda olacağı bir kış sezonu bizleri bekliyor. Gel gelelim benim kış tahminime. Karadeniz ve Marmara bölgesini favori olarak ilan ediyorum Ekim ayındaki son veriler ışığında. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de sahillerde bile ulaşım aksayabilir. Marmara bölgesinde kuvvetli deniz etkisi kar sağanakları gelebilir. Karadeniz adeta şelale gibi bölgeye, İstanbul'a, Kocaeli'ne, Bursa'ya akabilir. Kış boyunca iki defa tatmin edici sistemlere sebep olabilir. Yani örtülü kar yağışı alabiliriz. Akdeniz ve Ege'de kurak bir kış sezonu yaşanabilir. Yağmurlu gün sayısı daha az olabilir ne yazık ki. Sonbaharda da bu iki bölgeyi kurak geçiriyor ve benzer paten kış mevsiminde de devam edebilir. Ama bu yağış alamayacağı anlamına gelmiyor. Yağışlı günler Akdeniz ve Ege'ye de gelecek inşallah. Anadolu'da ayazlı geceler son 3 seneye göre daha fazla olabilir. Yani sıfırın altında sıcaklıklar Ankara'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Kayseri'de bu sene daha fazla, daha ön planda olacak gibi görünüyor. Başkent'te bu kış özlediği örtülük kar yağışını en nihayetinde alacak gibi görünüyor. Evet, kışa dair dostlar anlatacaklarım bu kadardı.
Umarım 2024 ve 2025 kış sezonu hepimiz için hayırlara vesile olur, bereketli bir kış sezonu olur. Ama görünen tabloda şu anda Karadeniz ve Marmara bölgesi gerçekten oldukça bereketli geçirirken Akdeniz bölgesi biraz daha sessizliğini koruyacak gibi. Ama bu Akdeniz'in hiç yağış alamayacağı anlamına gelmiyor. Yeri gelecek, yani bir ayın yağışını bir günde bile alabilecek potansiyele sahip sistemlere tanıklık edebiliriz. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videolu tahminde görüşünceye dek hoşça kalın.